Arkadaşlar merhaba. Delta HMI'da kütüphanelerimize resim nasıl ekleriz onu göreceğiz. Öncelikli olarak bir projemizi açalım. Burada HMI'mizi tanımlayalım. Ondan sonra bağlayacağımız piyasamızı seçebiliriz. Evet, biz değiştirmeyelim. Zaten piyasayla işimiz yok şu anda. Daha sonra burada çeşitli projelerimizde kullanacağımız resimlerimiz olacak, farklı resimler. Bunları nasıl ekleriz? Kütüphaneye nasıl oluşturur? Nasıl ekleriz? Bunu göreceğiz. Şöyle bir arka plan ayarlayalım sarı renkte kendimize. Ondan sonra geçelim. Evet, nereden? Google'dan işte HMI'mizin desteklediği BMP olabilir, PNG olabilir, JPEG olabilir. O türden şeyler bulalım. Biz ne bakalım? Bayrak, evet. En çok kullanacağımız bayraklar olabilir. Ülke bayrakları. Daha sonraki bir projemizde de dil için kullanacağımız bayrakları seçelim, görelim. Evet, PNG olarak yazdık. PNG olarak çıktığında bunlar bizim işimizi görecektir. Buradan evet, şu baştakini alabiliriz. Onu seçip indirelim. İndirdikten sonra açtığımızda zaten göreceğiz. Daha sonra bunu da tutup kütüphanemize yükleyeceğiz. İçe aktar kısmıyla hangileri istiyorsak yani resimleri kullanmak için kütüphanemize eklememiz gerekir. Bunu butonlarımızda veyahut da şekillerde, yazılarda her yerde ekleme işlemi gerçekleştirebiliriz. Normal buton, lamba seçtiğimiz kütüphanemize bunu zaten yüklemiş olacağız. Evet, buradan indirdik. Buradan alalım. Kopya keselim. Hatta kalmasına gerek yok buradan. Masa üstüne kopyalayalım. Zipli dosyamızı ve aynı isimle daha sonra açalım. Bunu böyle basit göstermemin sebebi öğrencilerimiz için, ama piyasadaki yeni başlayan arkadaşlarımız da en azından aradıkları zaman bunu görebilsinler, bulabilsinler istiyoruz. Böyle adım adım giderek biz nedir öğrencilerimizin içinde bunu anlattığımızdan dolayı meslek sesindeki öğrencilerimize bu nedenle. Evet, dosyayı görüyorsunuz. Aynı isimle açtık. Dosyamız burada. İçindeki bayraklarımız da burada. Şimdi buradaki işimiz bizim. Tamam. Gelelim tekrardan programımıza. Burada arkadaşlar, evet, kütüphane kısmına geldik. Yeni bir ekleme yapalım. Üst taraftan ekle kısmımız var. Bir klasör ekleyelim. Evet, bayraklar ikon diye bunu da açalım. Yaptığımız projeye göre dek resim kütüphaneleri oluşturabiliriz ayrı ayrı. Veyahut da her birini farklı da oluşturabiliriz. Şimdi bunu tıklayalım. Evet. Buradan içe aktar kısmımız var. Nereden aktaracağız? İşte desteklediği eject dosyalar burada yazıyor zaten. Evet. Seçeceğimiz dosyaları, çünkü klasörümüzü içe aktar kısmını seçiyoruz. Buradan desteklenen formatlar zaten yazıyor. Biz de PNG olarak seçmiştik. Daha sonra klasörümüzü bulacağız. Klasörün içindeki bütün dosyalarımızı seçerek içeri aktar diyeceğiz. Bayrak ikon klasörün içine aktarmış olacağız. Bu dosyaların hepsini seçmeliyiz. Aç diyoruz. Açılıyor. Evet, gördüğünüz gibi bütün dosyalarımızı bayrak ikonun içine aktarmış olduk. Bundan sonra seçtiğimizde lazım olduğunda oraya gelip buradan bayrak ikonun içinde resimler kütüphanesinden almış olacağız. Şimdi hemen bir örnek yapalım. Örneğin bir şekil
kare olarak çizelim. İçine de bir Türk bayrağı, bir de İngilizce dil özellikle kullanacağımız varsayarak İngiltere bayrağı koyalım. Ona göre örneğimize devam edelim. Evet arkadaşlar, istediğimiz resimleri, firma logolarını falan buradan yükleyebiliriz. Böylece daha rahat çalışma gerçekleştirebiliriz. Ve makinemizin resmi çekip aynı şekilde yüklediğimizde yine çalışmalarımız olabilir. Zaten yüklediğiniz resimlerin boyutları büyüklenince size uyarı verecektir. Diyecektir ki böyle böyle bunun şu ölçülere küçülteyim mi? Siz de evet deyip kabul edeceksiniz. Oradaki ayarları zaten oynayarak da yapacaksınız zaman içinde. Resim aktarırken veyahut da buton aktarırken ve lambalarda bu ayarlarla zaten sık sık oynuyoruz. Evet, sola kaydırdık. Yazıyı yazmak istersek de yazımızı da yazabiliriz. İşte alt kısmını. Yani bu görsellikler tamamen sizin elinizde. Önemli olan desteklenen formattaki siz logoları, yazıları bulun veyahut da işte resim programlarında bunları bu formatlara çevirtin. Ondan sonra kütüphaneye ekleyerek istediğiniz gibi, istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Kopyalıyoruz arkadaşlar. Kopyalayarak işlemimizi daha hızlı yapabiliriz. Evet, buradan hemen bayrağı değiştiriyoruz. Resmimizi diyelim daha doğrusu, değiştiriyoruz. İşimizi daha hızlı bir şekilde getirmiş oluyoruz. Basit olsa da zaman zaman bunu işte ilk başlayanlar veyahut da zamanla unutanlar için tekrarlamış olduk. Evet, şöyle bir yüklediğimiz zaman da gördüğümüz olayı da görmüş olduk. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar.